Yakalandık mı? Bıraktın ardından. Sevgili izleyiciler, doğallıktan ölü vereceğiz. Çünkü biz burada böyle duygusal duygusal şarkıyı söylerken konuk geldi. Her yaparken size yakalandık. Bakayım şöyle bir bakabilir miyim sana? Gözlüklerle gelsene. Gözlüklerle gel. Böyle bir Hollywood starı gibisin valla. Tuğba, ister gözlüklü gel, ister gözlüksüz gel ama gel. Yeter ki gel. Yeter ne olursan gel. Ol yine gel. Çünkü bu şıklığı bence seyirci de görsün. Hatta Tuğba'cığım şöyle dolaşarak gel, böyle iki tur atarak gel yani. Çok güzel olmuşsun. Gel bir de Müge'nin yanında dur. Sen bence Gülşen'in yanında dur. Ha? Evet. İkimizin arasında geliyor arkadaşımız. Uzun zamandır birbirimizi görmüyoruz. Tuğba Özay. Tuğba'cığım şöyle gel. Oradan bir şey kaybetmez. Ay çok güzel. Vallahi gözlükler de çıkardı beni. Ay deli kız. Bugün podyuma çıksan gene çıkarsın biliyorsun değil mi? Tuğba şimdi bir kere daha böyle dön. Bir daha gel bizim yanımıza. Müzik yok mu arkadaşlar? Dilerim ki. Ay o çok şey olur. Dilerim ki falan. Biraz bunalım olur. Efendim Gül. Ay konuşamadım, günaydınlar herkese. Ay gözlüklerini versene, çok şıkmış. Aferin. Çok iyi duruyorsun. Ben böyle artık böyle sunacağım. Şöyle sunmaya karar verdim. Vay yakıştı. Yamuk uzattın sen. Avrupa'dan geldim. Biraz yüzüne büyük geldim. Yok yok, güzel oldu ama Gülşen. Oldu mu? Vallahi. Nasılsınız kızlar? Çok iyi görünüyorsunuz. Siz de öyle her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tuğba saçların ne kadar güzel gözüküyor. Ya. Bak Gülşen şimdi ne yapacak? Maşallah. Maşallah diyeceğim reklam arasında da nerede yaptırdın saçlarını diye soracağım kesin. Sizinkiler. Hayır rengini çok güzel olmuş. Bu benim aslında kendi saçımın üzerine hem güneşten açılan hem de işte arada balyaj yaptırıyorum. İki kuaförüm var. Sen biri en azından Ebil kuaför, biri Yakup Yıldırım. Sen en azından bu konuda dürüstsün. Bazıları böyle meşli saçlarla geliyor. Şu kadar çıkmış dibe. Kendi doğal saçım. Çocukluk resimlerimi getireyim. Ben hep sarışındım. Benim ama şöyle yıllardır hep aynı tonları kullanıyorum. Evet evet. Bir de çocukluğumdan beri de benim saçlarım hep güneşten açılırdı. Bir arada papatya suları dökerdik. Allah'ım hele çocukken bu papatya sularını döküp balkonda güneşlendiğim günleri hiç unutmam. Biz de öyle. Tuğba. Peki şu mankenlikteyken herkes bakımlı olmak zorunda falan kalıyor. Bıraktıktan sonra ama saçım başım dediğim böyle bıktığın an olmuyor mu ya? Hiçbir zaman olmadı. Çünkü ben çocukken de böyleydim. Seviyorum. Kendime bakmayı seviyorum. Bakımlı olmayı seviyorum. Ve benim için hani bunun günü saati falan yok. Her zaman insanın bir kere kendine saygısı olmalı. Bir de toplum önüne çıktığın zaman yani hoş görünmek güzel bir şey bence. Ben spor kıyafet de giysem işte. Yok sen makyajsız da falan da giysem. Evet, evet. Ki ben günlük hayatımda hiç makyaj yapmam. Evet. Birçok röportajım makyajsızdır. Fondöten kullanmam işte. Yani böyle güzelsin maşallah diyeyim. Teşekkür ederim. Harika Gülşen'i benim kız kardeşim zannedenler de çoktu. Evet. Eskiden benzerdik birbirimize. Sarı zamanlarında. Bugün baktım böyle bir besleme modeli. Gösterme ya. Gösterme. Yok, yine güzelsin. Niye değiştin? Ya, değiştim öyle bir değişmek istedim. Şu an kendimi ben de tanıyamıyorum. Sen bence sarıya döneceksin. Şimdi bak örneğin şu saçın sarı olmuş olsaydı. Yani eski saçın olmuş olsaydı. Örgüsü o kadar belli olurdu ki, çünkü bir de senin saç rengin de benimki gibiydi. Arada arda gerçekten bizi kardeş falan sanıyorlardı. Aa, ben bilmiyorum. Benim bir şuramda benim eksikti. Evet. O benle ilgili bile söylentiler çıkıyordu. Kalem de yapalım mı? Şuraya bir ben valla gel bir yapalım. Aa, nerede kalem? Nerede bak, kalem? Bak, ay benim kalem. Hadi yap. Tükenmez mi? Tükenmez. Ben tükendim zaten. Gel bakayım. Şöyle dön bana. Hayır. Kız öbür tarafa yap. Dilini oraya getir. Dilini oraya getir. Boyasın. Aa ben de belkısı oldu arkadaşlar. Aa böyle olunca Cindy Crawford gibi oluyorum bak. Onu yakıştı. Bak yakıştı. Ben de Gülşen. Kalsın. Silmeyeceğim. Vallahi sonra, güzel oldu. Aa, çok güzel bundan oldu. Sonra, bak gözü arkadaşlarımızdan. Ay ben sana bir şey yapalım. O da gibi oluyor. Değil mi? Benim buramda vardı kocaman, aldırmak gel zorunda kaldım. Gel. Hepimiz yanı almadın. Yanına. Şimdi bir gün ne oldu? Yıllar önce evet, anlatsa. Sayın Süleyman Demirel o zaman sana da yakışır. Vallahi nerede? Burada. Bütün sen anlat.
Ay bak güzel oldu. Tamam bundan sen sonra... biliyorsun değil mi? Dövme yaptıranlar falan var özellikle şu. Ama sana ben, gerçekten çok yakıştı. Ben birinin biliyorum ki birine benzemek için beninin ben de değil. İğneyle. Küçücük evet iğneyle. Kim olduğunu da biliyoruz. Oyuyor. Olmuş biliyor musun? O ben büyüsün diye minnacık beni var. Ama çok tehlikeli bir şey. Çok yani sakın ha buradan hemen duyuralım. Melanın. Sakın ha. O beninizle falan oynamayın, evet. Böyle büyütmeye Allah çalışmayın korusun. Çok tehlikeli dediğin gibi kanserojen evet. Bir durumla da karşılaşılabilir. Bak benim burada vardı kocaman dönme tehlikesi var diye burada 9 tane dikiş var benden aldılar beni. Oo, çok geçmiş tabii, olsun. Tabii hani böyle dönme ihtimaline karşı. Sen şimdi, bir şey anlatıyordun. Yıllar önce Süleyman Demirel, o zaman Sayın Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. Evet. Evet. Bu haberi de zaten Posta Gazetesi yaptı. Hatırlıyorum. Sevgili Suna Akyıldız, evet. Suna aradı beni. Dedi ki Tuğba'cığım Cumhurbaşkanımız sana ulaşmak istiyormuş. Evet. Allah Allah dedim, ne alaka, bana niye ulaşmak istesin ki? Ama bir şapka mevzusu vardı. Hı. İşte o zamanlar bir protokol geldi İstanbul'a. Biz karşılama heyetindeydik. Ben de kendisine şapka almıştım. Hani sevdiği için fötr şapkayı. Fakat o şapka o zamanlar Ali Müfit Gürtün'e belediye başkanıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye. Onun odasında kilitli kaldı. Bu mevzuyu daha sonra basın danışmanı Ali Müfit Bey'in Suna'ya anlatıyor. Ya da Müge sana mı anlatıyor? Öyle bir şey galiba. Özel kalem müdürü beni aradı Süleyman Demirel'in. Biz Tuğba Özel'e evet. Nasıl ulaşmak istiyoruz dedi. Suna da seni aradı. Aynen beni aradı. İşte neyse biz velhasıl kelam kalktık gittik Ankara'ya. Şapkayı da götürdüm tabii, hediye ettim nihayetinde. Süleyman Demirel beni ilk gördüğünde ne dedi biliyor musun? Ah dedi, benli kız gelmiş. Aa, yani bu ben çok meşhurdur. O yüzden birçok insan beni benimle tanımıştır yani. Çocuklukta da öyleydi. Hatta çocukken ama şeydim böyle, hani benim var diye falan böyle. İnsan o zaman sevmiyor. Hoşlanmıyordum falan. Sonra Cindy Crawford'da da olunca. Evet, birileri de iğneyle oynayacak. Cindy yüzünden kaç kişi yüzünü delik deşik etti. Yok Allah'tan benimki orijinal. Yani benim vergi, Allah vergisi. Benim şu anda küçük bir tane vardı Müge. Gerçekten ne bak oldu? Söyleyeyim mi sana? Kalemle onu böyle boyardım biraz daha böyle. Böyle Cindy'de de var ya, ben o da yakışsın diye. O sonra kendi kendine yok oldun. Anlamadım. Vallahi ciddiyim vardı. Gülşen, yemin ama. Ederim bir ben bu kadar yakışabilir ama. İşte bir benim eksikmişizimde işte. Bundan sonra makyajı yapılırken benim nerede diye tutturacaksın. Benim nerede? Yapıştıracağım bak, hatta. Benimkisi gitti. Durmuyor. Tuğba çok güzel haberler var. Öyle mi? Muhteşem yüzyılla ilgili çok güzel haberlerimiz var. Yine mi muhteşem yüzyıl? Her zaman muhteşem yüzyıl. Karma karışık yani. Şu anda ortaya karışık haberlerimiz var. Ama yönetmen reklam diyor. Reklamlardan tamam. Sonra buradayız. Bugün ama reklam aldık ya biz. Şimdi ben Erbil'deydim. En iyi daha, sen anlarsın herhalde. Daha dün geldim. Erbil Film Festivali'ndeydik. Kuzey Irak'ta ve ondan da birazdan söz etmek isterim. Orada öğrendim denizle ilgili haberleri ve hani kesin olarak cezası karar kesinleşti. Çıktığına dair. Çok üzücü çünkü bir sanatçı, üreten de bir kız. Evet. 7 ay gibi bir süre cezaevinde kaldı ve çıktıktan sonra işte görüyorsunuz görüntülerini. Hayata yeniden dönmüştü. Yeniden doğuş gibi bir görüntü sergiledi. Bir de evlenecekti diye biliyorum. Faruk Salman'la evet. Geçenlerde işte Erbil'deyken televizyonda denk geldi röportajı, gözyaşları içerisinde. Yani işte sonuçta tabii ki insan çok üzülüyor. Bir de orayı bilen insan, cezaevi ortamını, o psikolojiyi görmüş insan için iki katı zor ve korkutucudur. Şimdi yani oranın psikolojisini bildiği için muhakkak ki oraya asla ve asla geri dönmek istemiyor. Kim ister ki zaten böyle bir şeyi? Bilmiyorum nasıl bir çözüm bulunur, ne yapılır, şu anda da hani son gelinen durum nedir arıyorlar. Hemen aktaralım o zaman, şöyle onu haberi okuyalım. Allah yardımcısı olsun, sabır diliyorum. Umarım yani bağışlanır desem, yani çok hassas da bir konu. Çünkü özellikle başına gelen konu... toplum olarak çok hassas olduğumuz bir konu. Ama bir yandan da diyorsun ki ya tamam, hani bu insan kendini yeniden yaratma
peşinde. O yüzden hani düşene bir tekme de senin atman doğru değil, insancıl bir davranış da değil zaten. Gerçekten canı gönülden isterim ki hani sadece o değil, o ve onun gibi o durumda olan özgürlüğüne hasret, herkesin aslında özgürce olmasını, ama bir daha onları özgürlüğünden mahrum kılacak hayatlar içerisinde olmamasını dilerim. Ancak insan olarak düşünebileceğim şey bu olabilir. Peki bir insana birkaç gün içinde hapse gireceksin, polisler gelip seni bulunduğun yerden alacak dediğin andan itibaren o insanın psikolojisi ne olur? İnsan kaçar mı, saklanır mı, yoksa gider kendisi mi teslim olur? Günlerden beri bunu konuşuyoruz. Şimdi bir gelişme daha var, daha doğrusu bir iddia var, onu da size okuyalım. Uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezası onaylanan Deniz Seki hakkındaki yakalama kararına rağmen hala bulunamadı. Bir haftadan bu yana yok. Polisin hiçbir yerde, hiçbir adreste bulamadığı Deniz Seki'nin telefonlarını da kapattığı öğrenildi. Avukatı da kimsenin telefonuna çıkmıyor. İddiaya göre Deniz Seki yakınları bir süre sonra af çıkacak, kaçabildiğin kadar kaç dediği için teslim olmuyor. Teknik takibe yakalanmamak için de telefon kullanmıyor. Deniz Seki 2 yıl, 6 ay, 15 gün daha hapis yatacak. Tuğba, en iyi sen bilirsin. Sen anlarsın. Biz dışarıdan başına dört duvar... Bu olay geldiğinde Tuğba, sen aramıştın. Evet, ben aramıştım. Telefonda konuşmuştuk. Ağlaşarak konuşmuştuk. Hiç unutmuyorum o günü de. Hayatının 5,5 ayı cezaevinde girdi. Biz uzaktan işte dört duvar arasında kalmak zordur diyoruz ama sen birebir yaşadın. Allah korusun. Böyle bir düşün. Tekrardan bir şey oldu. Cezanla ilgili bilmem. Allah korusun diyorum. Deniz için şu an diyorlar ki kaçıyor. Kaçabildiği kadar da kaçacak. Sevdikleri yanında ve gizleniyor. Sen ne yapardın? Of. zor bir soru. Yani duruma ve şartlara göre değişebilir. Çünkü diyorum ya, orayı gören insan oraya tekrar girmek istemez yani. O hele ki bir de yani şimdi bazı insanlar tanıdım ben orada. Hırsızlık yapıyor kadın. Diyor ki çıkmış, iki ay yatmış, çıkmış. Bir gün hiç, hatta hiç unutmuyorum, dedim ki tam çıkıyordu işte, işlemleri yapılıyordu. Ben de o sırada mektuplar gelmiş, onları almak için işte yetkili yerdeydim, neyse. Dedim bak dedim, artık hayatına yepyeni bir sayfa aç. Hani tekrar buralara gelme. Genç bir kızdı bir de. Abla dedi ya, kış gelince nereye gideceğim dedi. Yine buraya geleceğim. Bak şimdi bu zihniyette olan ve o standartlarda yaşayan insanlar da var. Artık biliyor. Yani işte sakız çalsa atıyorum. Bir ay yatarım, çıkarım. Sırf o süreci işte yazı kışı düşünüp o şekilde yaşayan insanlar bile var. Yani ben orada çok enteresan şeylere sokakta kalacağım ama aşırı evet, önüme geliyor. Aynen sıcak öyle. Battaniyeye gerçekten tak. Bu zihniyette olan insanlar var. O yüzden şimdi belli konumdaki, belli bir yerdeki, topluma mal olmuş hele bir insan, bir sanatçı, üreten bir insan için hele çok çok daha zor. Ama sen diyorum de ya, hassas da bir konu. O yüzden çok fazla yorum yapamıyorum. Çünkü benim açıkçası şiddetle de karşı durduğum bir konu. Uyuşturucu. Tabii ki. Hepimizin yani, aynı şekilde. Hani hassas bir konu olduğu için şimdi ancak insancıl olarak, hani insani olarak bir daha yaşamamasını umut edebilirim. Bir, diyecek bir şey bulamıyorum. Burası yani sözün bittiği yer belki de. Yani oranın o havasını koklamış, orada bulunmuş biri olarak sen de Deniz gibi kaçar mıydın, yoksa hemen gider teslim olur muydun? Diyorsun ya, oranın bir günü belki buranın bin günü gibi değil mi? Tabii. Orada yani bir saat, bir hafta gibi, bir hafta, bir ay gibi gelebiliyor insana. O yüzden ya tabii ki yine doğrusu teslim olmak. Peki Deniz Seki'nin bundan bir ay önce yaptığı röportajlarda şu cümlesini unutamıyorum. Oranın kokusu burnumda. O koku burnuma geliyor. O kötü koku burnuma geliyor dedi. Yani kötü kokudan ziyade orada yaşadığı dehşet dolu anları. Evet, onu hani başına Allah korusun kötü bir şey geldiğini sanmıyoruz ama kapalı kalma. Tabii ki. Esaret altında olma. Ve canlı zincirli kuyu mezarlığı dedi.
Ya doğru söylemiş. Yani şu an düşünün ki bizi binlerce insan izliyor dört duvar arasından. Ve eminim ki böyle pür dikkat dinliyorlardır. Hı. Ve hatta az önce Gülşen'in okumuş olduğu haberde ya da senin af çıkacağına dair eminim pür ki dikkat olmuşlar, antenler bayağı bir açılmıştır. Evet. Yani hemen kilitlenmiştir insanlar. Çünkü hani bu affı bekleyen de binlerce insan var. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Hı hı. Hani belki böyle bir şey söz konusudur, bilemiyorum şu an Türkiye'nin gündeminde gerçekten böyle bir şey var mı? Hı hı. Çünkü çok uzun zamandır konuşuluyordu bu. Evet. Şimdi kaçarak yaşayıp hani af olur mu olmaz mı? Bununla kendini belki motive edip ya da kandırıp ikisinden biri. Hı hı. Ama sonucunda böyle bir şey olmayınca o geçen zaman dilimine baktığın zaman hani keşke içeride geçirseydim de diyebilir insan. Hı hı. Peki kaldığım 5 ay süre boyunca ben bir mahkumun o dönem özgürlüğüne kavuştuktan sonraki bir röportajını okumuştum. Her şeyi unutacağım ama dedi. İlk gün içeriye girdiğimde demir parmaklıkların üzerime kapandığındaki çıkan sesi hayatımın sonuna kadar unutmayacağım dedi. Böyle unutamadığım bir şey var mı? Yok. Çünkü niye yok? Ben böyle hayatın çok olumsuzlukları çok fazla yaşayan bir insan değilim. Düşünün ki doğumdan ölüme aynı espriye... Hı hı. En fazla 3 kez gülüyoruzdur. Evet. Ama aynı acıya o kadar çok ağlayabiliyoruz ki. Ve bu bizi hep bizim yaşam enerjimizi alıyor esasında. Ben buna çok fazla izin vermemeye çalışanlardanım. Yani geçmiş, ya tamam yaşandı, bitti. Acısıyla, tatlısıyla, doğrusuyla, günahıyla neyse. Ki benim yaşamış olduğum konuyla ilgili ben beraat etmiş bir insanım ayrıca. Evet. Yani 5,5 ayım benim boşu boşuna geçirilmiş bir zamandı orada. Her neyse ama hani o da demek ki benim yaşamam gereken müthiş bir deneyimdi. Ben oradan çok şeyler kattım kendime. Neler kattın Tuğba? Neler hayatına girdi? Neler girdi? Örneğin belki daha olgun bakmaya başladım. Hı. Daha sakin olmaya başladım. Daha kendime önem vermem gerektiğini düşündüm. Daha fazla kendime zaman ayırmam gerektiğini düşündüm. Eşi dostu daha iyi tanıdım belki. Daha çok şey yazdım. İşte şiirler yazdım. Orada da yani hiç durmadım. Hep ürettim. Her sabah oradaki insanlara aerobik dersleri veriyordum. Yani hani orada bile... Hayatın bir yerinden tutmak zorundasınız. Çok ilginç bir şey oldu. Daha dün bir telefon geldi. Hı. O dönemde orada görev yapan psikologumuz dün beni aradı. Tuğba Hanım dedi, işte bu ay sonu Cem Karaca'ya Kültür Merkezi'nde infaz koruma memurlarına ve işte savcılara böyle bir moral gecesi yapılacakmış. Hı. Sizin de aramızda olmanızı, sahne almanızı istiyoruz dediler. Daha önce de zaten kendileriyle ilgili bir çalışmada bulunmuştum. Tamam dedim. Neden olmasın? Ha, güzel. Yani bazı insanlar hani tekrar o kişilerle yüzleşmek istiyor. Ben öyle değilim. Ben o kadar barışık yaşıyorum ki yani acılarımla da barışık yaşayan bir insanım. O yüzden şunu unutamıyorum falan. Hani böyle fakir edebiyatından pek hoşlanmıyorum. Nurcan Dündar Gök diyor ki eğer Deniz Seki o maddeleri sizin çocuğunuza verseydi yine de Deniz Seki'nin affedilmesini ister miydiniz? İşte biz böyle bir şey söylemiyoruz. Şimdi zaten evet. Elinizi vicdanınıza koyun demiş. Kesinlikle Nurcan Bey mi? Evet, Nurcan Dündar Gök kadın. Nurcan. Nurcan Hanım şimdi doğru bir şey söylüyor esasında. O yüzden zaten hani çok fazla yorum yapamıyoruz ama insani olarak da düşündüğün zaman bu kız bangır bangır bağırıyor. Ben diyor evet bir hata yaptım ama artık kendime yeni bir sayfa açtım. Şimdi bunu da gördüğün zaman ya ister istemez üzülüyorsun. Şimdi yoksa dediğini ben zaten hani korku şiddetle karşı duran bir insan. O ayrı bir konu. Ve ben bunun da zamanında kavgasını vermişimdir. Orada bulunduğum dönemde bir gün bir ölüm haberi geldi. Gazetelerde manşet çıkıyor ve bir bebek ölüyor. Annesi genç bir kız. İşte ailesine söyleyemiyor bebeği olduğunu, saklıyor ediyor falan neyse aldırmak istiyor, aldıramıyor. Çocuğu doğuruyor. Ondan sonra
apartmanın deposunda koruyorlar çocuğu falan derken bebeği, daha bebek. Bebek başlıyor ağlamaya. Apartman duyacak, ailesi duyacak falan diye kız korkuyor. Yeğenleriyle mi, arkadaşıyla mı neyse iniyorlar depoya. Ağzını kapatıyorlar. Sırf hani susturabilmek için. Çünkü o kadar ağlıyor ki bebek. Ve boğuluyor. O bebek ölüyor. Ve Türkiye'de o dönemde bu haber çıktığı zaman hani yer yerinden oynamıştı. Günlerce konuşuyormuş falan. Ve bu kızlar benim kaldığım yere getirildi. Tabii kıyamet koptu. Örneğin şeyde hiç unutmuyorum. Daha gündüzden başladılar zaten. Gelsinler, vuracağız, asacağız, keseceğiz falan filan. Şimdi bakıyorsun bunu söyleyen insan uyuşturucudan içeride yatan insan. E kardeşim diyorsun sen, hatta ben bunu da direkt söyledim. Sen dedim hangi hakla onu yapacağız? Sen dedim ne yapıyorsun? Yani senin yaptığın şey nedir? Uyuşturucu temin etmek. Bundan daha korkunç bir şey olabilir mi? Yani o yüzden herkes önce bir kendi hayatına dönüp bakmalı. O da başka anne babaların çocuklarını öldürüyor. Tabii ki. Yani ama Deniz'e genelde hep şuradan vurmak istiyorlar Tuğba. Twitter'da da okuyoruz özellikle. İşte sen Bayhan'a cezaevine girdin. Sen bir suçlusun. Senden popstar olmaz demişti. Şimdi bak senin başına geldi. İşte sen evli bir erkekle birlikte oldun. Nazire'nin ahını aldın. Nazire'nin ahı tuttu. Ya bu ne biliyor musun? Bu çok ne biliyor var hani musun? Öyle. Kadın düşmüş bir tekmede başkaları vuruyor. Evet, evet, ama evet. Lafa gelince de ya Müslümanlıkta böyle şey olur mu falan. Yani işte ben bu ikili oyunlara çok kızıyorum. Evet. Hem diyorsun ki ya düşene bir tekmede sen atma diyorsun. İşte onu oradan çıkarmak gerekir diyorsun. Hem de bir olumsuzluk, hadi vurun abalıya. Yani bir şeye karar vermek lazım. Evet, evet, insanlar hata yapabilir. Şimdi işte diyorum ya, yani çok şey bir, çok hassas bir konu bu. Ama yani söyleyebileceğim... Biz insani açıdan değerlendiriyoruz. Evet. Sevgili izleyiciler, evet, yaptığı doğrudur, suçsuzdur demiyoruz. Dolayısıyla Sevda Saydam Irgin. Yüksek yargı bu kararı vermiş. Deniz Hanım suçsuz mu ki bu kadar? Deniz Hanım uyuşturucuyu temin etmiş ve kullanmış, bir büyük suç işlemiş. Niçin yanlışları doğru gibi göstermeye çalışıp reyting uğruna bu yanlışları yapıyorsunuz? Yanlışları doğru gibi göstermeye çalışmıyoruz. Deniz'in duygularını bir tarafa yatırıyoruz ve evet, işlediği suç ve çekeceği ceza konusunda da olmasın demiyoruz. Tabii canım, kesilmiş ceza yani. Kesilmiş ceza. Biz sadece onun duygularını mahkemeye yapacağız. Evet evet, onlar bu karar. Savunulan hiçbir durumda yok burada. Peki Tuğrul Çiçek demiş ki Tuğba Özel ne kadar iyimser. 5,5 ay boş yere geçirmişse orada, ben bu kadar onun gibi iyimser olamam diyor. Hayat sizi iyimser yapabilir. Yani ne zaman... ben de bazı konularda işte zamanında çok katıydım. İşte şu olursa böyle olur, böyle olursa şöyle yaparım falan, ama öyle olmuyor. Hayat sizi bir takım şeylerle sınarken size müthiş de olgunluk veriyor. Bakış açınızı değiştirebiliyor. E şimdi 20 yaşında söylemiş olduğum veya yapmış olduğum bir şeyi benim bugün söylemem mümkün olmayabilir. Aynı şeyi düşünmüyor olabilirim. Şimdi Tuğba çok ünlü bir oyuncu da. Tıpkı Deniz Seki gibi, evet, tıpkı Deniz Seki gibi benzer bir suçlamayla karşı karşıya. Şimdi ya ben Irak'a gittim geldim, ne oldu memlekette? Şimdi geliyor. Hep Irak karışıktı ama buralar karıştı valla. Buralar hep karışık zaten. Buralar hep karışık bu topraklar. 6 Ağustos 2013'te oyuncu, şarkıcı ve yönetmenlerin de aralarında bulunduğu 53 kişiye uyuşturucu operasyonu yapılmıştı. Olayla ilgili davanın ilk duruşması dün öğle saatlerinde yapıldı. Evet. 21 ünlü için istenen toplam hapis cezası süresi tam 190 yıl. Bugün şok ceza olarak gazetede var. İddianameye göre şarkıcılar Mehmet Erdem, Koray Candemir, Barış Güney ve Cihan Güçlü, yönetmenler Uluç Bayraktar, Mehmet Can Karcı ile oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Engin Günaydın, Sarp Apak, Ersin Korkut, Gökçe Özyol, Murat Yıldırım, Eray Özbal, Cemil Büyükdöğerli, Duygu Yetiş, Kaan
Razgırat, Onur Buldu, Şahin Irmak, Murat Eken Erdembaş. Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlandı. Her biri için 17 yıla kadar hapis isteniyor. Oyuncu Hakan Yılmaz durumu bu grup içinde en şey olanı. Vahim olanı. Allah Allah. Bu suça ek olarak Hakan Yılmaz çıkar amaçlı örgüte yardım ettiği iddiasıyla en fazla cezası olan 20 yıl hapisle yargılanıyor. Dünkü duruşmaya tutuklu 13, tutuksuz 7 sanık katıldı. Ünlülerden sadece Engin Günaydın, Gökçe Özyol ve Duygu Yetiş duruşmadaydı. Engin Günaydın, günde 18 saate yakın çalışıyorum. Stresimi yenmek ve uyuyabilmek için esrar kullandım. Bu olaydan sonra esrarı bıraktım. Tedavi olmaya hazırım diye ifade verdi. Duruşma bugün ertelendi. Bugün devam edecek duruşmaları. Ya işte ben bunu anlamıyorum arkadaş. Yani hepimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gecemiz gündüzümüz belli olmuyor. Yani niye buna başvuruyorsunuz kardeşim? Niye? Niye bu şekilde, yazık değil mi? Yani gerçekten çok üzücü. Bu insanların hepsi büyük yetenekler. Gerçekten çok önemli yetenekler bu ülkede. Sen 20 yıldır bu mesleği yapıyorsun. Bu yıl 20. yıl. 20. yılına girdin. Evet, bravo. Belki her türlü ortamı gördün, şahit oldun ama kendini bir şekilde bu zehirden korumayı başardın. Allah korusun, hayatta yani benim kanımı kaç yaşında, 35 yaşında, 35 yıl kanımı akıt asla. Ben çünkü benim ya bir de herhalde bu aileyle de doğru orantılı diye düşünüyorum. Hmm. Yani ben eğitimci bir ailenin içinde ama çoğunun yetiştim. Ailesi de bakıyorsun vardır, zaman iyidir evet, yani. Ben içlerinde Kenan İmirzalıoğlu'nun annesini babasını biliyorum. Yani Ankaralı, mütevazı. Onlar için derece daha da büyük bir acı zaten. Yani böyle bir konuyla gündeme gelinmiş olması eminim ki daha da büyük bir acı. Yani korkunç bir şey ya, çok çok üzücü bir durum ve böyle bir şeye başvurulması daha da acı bir durum. Hani niye bu insanlar acaba hani buna başvuruyor? Çünkü bu tamamen sahte bir şey esasında, yani sahte bir... Tuğba, bir gün önce de Çağatay Ulusoy ile Gizem Karaca, yani şu gruptaki ünlü oyuncuların yaşının yarısı kadar onların yaşları. Çünkü daha 21-22 yaşlarındalar. Çağatay Ulusoy'un sözleri... Hakime söyledi, benim kanımı dondurmuştu Gülşen'le aynı şekilde. Ne dedi biliyor musun? Niye kullandınız sorusuna. Rating düşüyordu, yük benim üzerimdeydi, bunalıma giriyordum. Zaten de bu piyasada herkes kullanıyor. Çok diye de bir yuvarladı yani. 22 yok, yaşındaki canım. Bir çocuk. Böyle mi açıklama? Evet, ifadesi bu. Rating düşüyordu, yani ben bunalıma. Yani resmi ifade mi ama evet, bu? Evet, yoksa hani... Hayır, resmi ifade. Rating düşüyordu, bunalıma giriyordum. Allah yani... Peki. Engin Günaydın da diyor ya, uyuyamıyormuş, uyku problemi yaşıyormuş, uyumak için kullanıyormuş. Şimdi hani Engin Günaydın'ın açıklaması belki bir nebze hani uyuyamıyor, uykusuzluğuna, neyse bilemiyorum ya. Hiç savunulacak bir taraf gerçekten yok. Gerçekten yani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık hesabı. Bence biz çocuklarımız muhakkak bizi izliyorlar şu anda. Daha fazla... kötü örnek olmamak açısından. Bence bunları okumak onların hayatlarını bir nebze olsun aydınlatır. Çünkü bu insanlar kolay kolay bir yere gelmiyorlar ve hepsi önümüzdeki sezon için milyon TL'lik anlaşmalar yaptılar ve başlarında böyle bir kılıç var şu anda. Aliye Demirbağ demiş ki Ebru Gündeş hakkında da bilgi verebilir misiniz demiş. Veririz. Tuğba sen de biliyorsun Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınmış. Hemen ardından da tutuklanmıştı. Ebru Gündeş'in hayatı da alt üst olmuştu. İşte konserlerini, sahne çalışmalarını... Hiç iyi bir haber yok mu memleketle? Geliyor şimdi, şöyle yavaş yavaş geleceğiz. Ebru Gündeş efendim 6 ay sonra sahnelere geri döndü. Antalya'da Manavgat'ta sahne aldı. 1400 kişi Ebru Gündeş'i izlemeye gitti. Ebru Gündeş şarkılarını söylerken onu izleyenler bayrak salladılar. Türk bayrakları salladılar. Şarkılarına öyle eşlik ettiler. Ayakta alkışladılar Ebru Gündeş'i. Ebru Gündeş'in üzerindeki elbise de efendim Lübnanlı bir modacıya ait. Fiyatı da 19 bin lira. Evet, ben Türk bayraklarını neden salladıklarını anlayamadım. Anlayamadım 3 nokta.
Anlayamadın. Bu arada efendim bu operasyonlar olduğu zaman Reza Zarrab gözaltına alındığında herkes şunu duyuyordu. Ebru Gündeş bundan sonra işte sahneye çıkamayacak, konser veremeyecek. Verse bile o alanı dolduramayacak. Bir tek onun yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses onu dinlemeye gidecek diye söylüyorlardı. Tam aksine 1400 kişi gitti Ebru Gündeş'i izlemeye. Yok, otelin organizasyonu. Otelin müşterisi o. Otelin müşterisi. Ebru Gündeş'in de gittiler, dinlediler bir şekilde. Hani odasında da kalabilirdi, inleyebilirdi. Çok da güzel fotoğraflar geldi. Herkesin elinde bayraklar, havai fişekler patlatıldı Ebru Gündeş sahnedeyken. Ben açıkçası Ebru Gündeş'i otel konseriyle değil, Ebru Gündeş'i bir stat konserine, bir halk konserine çıktığında merak ediyorum. O zaman ben burada yorumumu yapacağım. Çünkü otel bir şekilde şeyini veriyor, kalmasını, ayarlamasını, bilmem nesini veriyor. O arada da aşağıda da güzel sesli bir kadın şarkı söylüyorsa ben de gider izlerim. Bence bedavadan birkaç bana ay sonra bir şey. Halk konserleri de bekliyorum. Verecek. Evet. Yine o malum Şişli'deki o mekanda da sahneye çıkacak bence. Demiş ki bir izleyicimiz Nurcihan diyor ki o elbisenin ne özelliği varmış o kadar paraya demiş. Gerçekten Ebru Gündeş normalde çok şık giyinen bir kadındır. Sahne kıyafetlerine böyle büyük paralar harcar ama o bu elbisenin, ünlü bir modacı evet, olduğu bu elbisenin için özelliğini ben de hiç anlamadım. Tam aksine Ebru Gündeş'i biraz da kilolu göstermiş sanki evet. Olduğunda. Evet, bu elbise ayrıyeten daha önce başkaları da giydi. Giymişti, onu da evet. Başkalarının üstünde ben gördüm elbiseyi. Dediğim gibi ben bir halk konseri bekliyorum. Ve de İbrahim Tatlıses nerede? İbrahim Tatlıses gider gider deniliyordu. İbrahim Tatlıses Kuşadası'ndaydı en son. Çok evet. Güzel fotoğrafı vardı. Eşi, eski eşi bak ağız alışkanlığı, eski eşi, geçen yıl boşandığı eşi Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses'le ilgili bir fotoğrafı Instagram sayfasından paylaştı. O fotoğrafta kim vardı? Kızı vardı. Minik kızı Elif Ada vardı. Ayşegül'ü görüyorsunuz. İbrahim Tatlıses. Bir de alt yazalım bir de Pepe var efendim. Pepe bir araya getirdi. Pepe bütünleştirdi bu üçlüyü. Yalnız Elif Ada'nın babasının Elif Ada Pepe'ye benziyor. Evet. Pepe'ye benziyor. Çok tatlı. Düğme vurun. Maşallah çok tatlı. Çok güzel. Çok güzel bir aileydi ama hani şu durumda da herkes de bir şekilde nikah altındayken mutlu olmuyor. Bak tekrar belki de mutlu olmayı başarabilirler. Müge evet, şu da güzel ya. Düşünebiliyor musun? Hep İbrahim Tatlıses'i şöyle biliyoruz. Biz ayrıldığı kadınlara acı çektiriyor. Vesaire vesaire. Daha da büyükleri var. Girmeyelim o mevzulara. Değişti ama İbrahim Tatlıses. Şimdi İbrahim Tatlıses almış eski eşini bir tatil ortamındalar. İki arkadaş gibi. Daha Ayşegül'ün ağzından ben İbrahim Tatlıses'le ilgili bir olumsuz cümle duymadım. Ama şimdi, aynı şekilde İbrahim Tatlıses de öyle. Ama bir şey söyleyeyim mi? Eski İbrahim Tatlıses olsaydı ne olurdu bilmiyorum. Bak bundan 20 yıl önceki İbrahim Tatlıses olsaydı o fotoğraf verilebiliyor muydu? Ya işte biliyordu. Zamanla insan nerede değişebiliyor. Demin dediğim gibi. Evet. Pepe pançık bin çıktı diyorsun. Parça pislik olmuştu Pepe. Tam Pepe falan yok da. Senin İbrahim Tatlıses şarkılarına düşkünlüğünü de biliyorum. Ben mi yanılıyorum böyle İbrahim Ahmet Tatlıses? Kaya şarkılarına Ahmet ben Kaya pardon. Ahmet Kaya şarkılarına bir düşkünlüğüm söylüyor musun var. Sahnede? Söylüyorum hangisini? Yani Kum Gibi. Kum Gibi mi geniş şarkısı Kum zaten. Gibi benim şarkım. Repertuarımız çok geniş. Yaklaşık 300-350 adet şarkımız var. Türkçe, Kürtçe, Lazca, İngilizce. Küpem düştü bu arada. Küpem yeri düştü. Alamıyorum şu anda. Maşallah. Dedim ama yine nazar değdi. Reklam arası. Ama sahnede de böyle biliyor musunuz kızlar? Hı. Ben ne zaman sahneye çıksam bir tane küpem düşüyor. Ya. Ben böyle bir şey görmedim. Tek küpeyle çık hep, bari. Hep küpe düşer. Kulaklarım da küçük aslında. 4,5 santim. Santimini de mi biliyorsun? Evet. Bir gün ölçmüştüm. Ciddi misin? Neyi ölçmüş? Kulaklarını ölçmüş. 4,5 santim. Benim hiç aklıma gelmedi kulağımı ölçmek. Ya çünkü herkes söylüyordu. Çok küçük kulaklarım var. Küçük çok evet. Küçük kulaklarım var. Ama iyi duyarım. Çok hayatım, iyi duyarım. Allah senin bacaklarına. Ona vermiş İntim zaten. Vermiş. Buradan almış bacaklara vermiş. 1,22. Ay çok merak ettim. Var ya hiç ölçmedim kulaklarımı. Senin üst ona 30 santim daha ekle benim boyum çıkıyor. Bu arada bu akşam İstanbul'da Ulus Civanı'nda sahne alıyoruz. Bu gece sezon finalini yapıyoruz. Bekleriz efendim. Artık yeni bir albüme girdim. Öyle mi? Şarkımın adı... Aslında sen çok güzel türkü söylersin biliyor musun Tuğba? Evet. Hatta
Bir ilahi söylemiştik sevgili Umut Zen'le birlikte. Şubat ayında klibini çekip yayınladık. Çok da güzel bir klip olmuştu. Şahin Yiğit yönetmenliğinde Kerpe sahillerinde. Gel gör beni aşk neyledi Yunus Emre'nin eserini. Gel gör. Çok değişik bir formda yorumladık. Şimdi işte bu dördüncü çalışmam olacak. Sevgili Kıvanç Ka ile birlikte çalışıyorum. Türkiye'nin çok önemli müzik adamlarından biri Kıvanç Ka. İlk çıkış şarkım herhalde Hoşça Kal Bayım olacak. Yine sözleri bana ait. Ciddi misin? Evet. Senden şöyle bir canlı bir şey dinlemek isteriz ama. Müge de eşlik eder sana. Sen ben eşlik edersem albümü çıkar, Kıvanç Kabiler'e gidersen bir Erbil'e gidersin. O Bağdat'a gider. Dinleyebiliyor muyuz canlı bir şey? Dinleriz. Şimdi mi, hemen mi? Şimdi hemen. Ne mikrofonumuz nerede? İşte Hoşça Kal Bayım'ı söyle. Yok olmaz. Peki Ahmet Kaya'dan bir şey söyle. Ahmet Kaya. Kum reklamdan gibi tam Müge'nin şarkısı Kum gibi zaten. Tamam. Ona peki göre. O zaman reklamlardan sonra biz sana reklamlardan önce güzel bir haber atalım. Evet. Hadi bakalım. Gülşen Yüksel'in imza attığı Makaron Eki'nde Vatan Gazetesi'nin Makaron Eki var artık. Orada bu hayırlı haber. Olsun, teşekkür Gülşin'im. Ediyoruz. Şimdi önce soruyu sorayım. Eski sevgilinle, eski nişanlınla ya da eski eşinle bir düğüne davet edildiniz. Ne yaparsın? Gider misin? Gidip de uzağında mı oturursun? Yok hayatım, tatsızlık çıkmasın, ben hiç gelmeyeyim mi dersin? O ayrı davet edilmiş, ben ayrı davet edilmişim değil mi? Evet evet. Giderim canım. Gider misin? Yani gidip de ayrı masalara mı oturursun? Şimdi senin düğününe. Ama biraz da tatsızlar. Senin düğününe ben ve eski eşim veya evet, sevgilim. Ben ikinizi de davet ettim. Sen bizim arkadaşımızsın. Evet, yeni ayrılmışsınız, aranız biraz limoni. Ben ikinizden de vazgeçemiyorum. Giderim. Yani senin için gelirim. Niye gelmeyeyim ki? Ama şimdi gelmeyen var. Ay Gülşen mi? Tuğba, Tuğba. Ne oldu? Hiç şey olmuyor. Yani diyeceksin ki gitme. Olmuyor. Evet. Hani niye yani? Yok yok, şaka yapıyorum. Hani bir şey söyleyeceğim. Şaka yaptım sonuçta, bir tane. Şaka yaptım. Yok hani... Ne, sen başka bir hayır, şey hayır hayır, Müge başka bir şey anlatacak da oradan oraya şimdi, bağlayacak da bağlayamadı bir türlü. Haberi söylüyorum. Sinem Kobal. Arda Turan'la aynı ortamda bulunmam doğru olmaz diyerek yakın arkadaşı Buse Terim'in 6 Haziran bugün değil mi? Evet bugün. Bu akşamki düğününe gitmekten son anda vazgeçti. Oysa ki yedikleri içtikleri bir gitmiyor. Hatta kına gecesinin baş konuklarından bir tanesi de Sinem Kobal'dı. Hemen haberi de okuyalım. Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim'in bu akşam yapılacak düğününe Arda Turan ile Sinem Kobal da davetliydi. İlişkilerini 7 ay önce bitiren ikilinin düğünde bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Sinem Kobal Sait Halim Paşa yalısında dillere destan bir kına gecesi yapan arkadaşı Buse Terim'i yalnız bırakmamıştı. Düğün hazırlıklarına ve heyecanına ortak olmuştu. Bu yüzden Sinem Kobal'ın gideceğine kesin gözüyle bakıyordum. Senin ağzından ben benim okuyorum. Ağzımdan okusun, diğer benim taraftan ağzımdan. Arda Turan'ın babam gibi dediği Fatih Terim'in en mutlu gününde yalnız bırakmayacağını düşünüyordum. Ancak öğrendiğime göre Sinem Kobal Buse Terim'i telefonla arayarak Arda'yla aynı ortamda bulunmam doğru olmaz. Yine bizi yazıp çizerler, ben gelmesem iyi olur demiş. Buse Terim'in oturma düzenini size göre ayarlarız. Birbirinizi hiç görmezsiniz sözleri de Sinem Kobal'ı ikna edememiş. Arda Turan hem düğünün yapılacağı o 5 yıldızlı otelde hem de Esma Sultan Yalısı'ndaki düğünden sonraki partiye katılacak ama Sinem Kobal her ikisinde de olmayacak. Bence haklı gitmemekte de. Haklı diyorsun. Haklı gitmemek. Ben de şöyle haklı düşünüyorum. Eğer benim o insana karşı hiçbir duygum kalmadıysa açıkçası hiç de umurumda olmaz yani. Hani ben eğer ki ayrıldıysam ve o insana hiçbir duygu beslemiyorsam yani sonuçta zaten bulunan camia... Ama şey de kötü değil mi? Aynı camia. İlla ki bir yerde bir şekilde Tuba karşılaşılır. Hani bu kısa bir süre önce ayrıldılar ya. Daha böyle çok sıcak sıcak. Bir de onlar yani, birbirlerinin çok sevdiler. Aynen. Hani hep evlendi, evlenecekler falan. Bir tuhaf falan olur insan böyle karşılaştığı zaman. Bak ama yine ne çıkıyor evet orada? Demek ki bir acaba... Bitmemiş bir şey var. Mı? Hani çünkü... Bir insan bir insana karşı hiçbir şey hissetmiyor, bir duygu beslemiyorsa zaten onun varlığı orada olmuş, yokluğu bir hiç umunda olmaz ki. Ben görmem, düşünmem. Evet doğru. O anlamda söyledim bir ben gidelim diye. Bir kırgınlık var. Evet orada bir de tabii gerçekten şunu da düşünüyor olabilir. Hani gittikleri zaman bütün basın tabii, onların peşinde aynı kadrajın olacak, içine girecekler. Eğer hayatlarında başkaları varsa belki o insanlara
karşı hani duyulan saygıdan dolayı da belki o ortama girmek istemiyor olabilirler falan filan. Ya bak, kaçtığın şey bir şekilde seni yakalıyor. Mesela gitti oraya, Sinem bir masada oturuyor. En dip masada Arda oturuyor. Hiç birbirlerini görmüyorlar. Sinem kalkıyor bir tuvalete gitmek için. Öyle oluyor biliyor musun? Bizim başımıza çok gelir. Müge'yle böyle hani sevmediğin insan tak diye önüne lak düşer. Kızlar ne yapıyorsunuz dediği an aa dersin, şok olursun. Hep öyle olur. Kaçarsın o bir anda önüne gelir yani. Evet. O da olabilir ama evet, da hem öyle. Sinem hem Arda her ikisi de tamamen bitirdiklerini söylüyor. Bir de çok yakışıyorlar. Çok yakışıyorlar. Ya, duygularının duygu anlamında da bitirdiklerini söylüyorlar ama hassasiyet tabii hassas bence, bir konu. Duygu olarak her ikisinden de gitmedi ama birbirlerine kırgınlar. Kırgın evet. Ve kızgınlar. Kırgınlar ve kızgınlar. Onun üstüne hele de şimdi her ikisinden bir tanesinin yanında sevgilisi belirince diğerinin kızgınlığı iki kat vallahi artacak. Valla Arda hiç kusura bakmasın, Sinem gibi kızı da zor bulur. Baksana kızın güzelliğine. Çok bebek. Çok. Tabii bebek. Canım yani. Hiç kusura çok bakmasın. Yakışıyorlardı. Çok yakışıyorlardı. Yani ben Sinem'in yanında bir başkasını düşünemiyorum. Aynı bence, şekilde Arda'nın yanında da. Bence Arda Turan'a. Bu erkeklerde bu var ama. Ne var? Biraz böyle şan şöhret sahibi oluyorlar. Biraz işte parayı pulu buluyorlar. Ondan sonra da tabii herkes etrafında oluyor. Tabii. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Arda eğer ki bugün bu kadar ünlü bir futbolcu olmuş olmasaydı, Atletico Madrid gibi bir kulüpte oynuyor olmuş olmasaydı, acaba bu kadar kız etrafında olur muydu? Şimdi olmazdı. Yan yana koy bir bak. Bir Arda'ya bak, bir Sinem'e bak. Evet. Vallahi hiç. Yani olmazdı. Sinem çok güzel bir kız. Olmazdı. Yok Arda da şimdi Allah'ı var. Yani Sinem ünlü çok olmasa da böyle karizması olan bir erkek olmak. Candaş Tolga Işık'ın birimiz birini savunacak. Sen Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı. Oradaki halini falan gördüm. O sakallar falan bir hoş oldu yani Arda'da. Büyüdü. Tamam olabilir. Hoş çocuk zaten. Kötü çocuk demiyoruz da yani Sinem'e çok yakışıyorlardı birbirlerine. Bence Arda'yı erkek arkadaşları oğlum deli gibi para kazanıyorsun. Ne çok işin var evlilikte? Çok iyi bir futbolcusun. Senin önünde gerçekten de daha çok parlak kariyeri var. En az 10 sene. Sonra da belki teknik direktörlük yapar. Ne işin var bir kıza bağlanmaya? Bütün kızlar senin demezler mi erkekler? İşte zaten ben de demin onu demek istedim. Bir anda böyle bir havaya giriyorlar. Yanda da tabii çok şakşakçı var. Ama o şakşakçılar da ilk bulduklarıyla evlenirler. Arda yalnız kalır ha. Dikkat. Artı emin ol onun mutluluğundadır da gözü. Yani birçok ben kendi çevremde bile şahit olmuşumdur. Ya ben mutluyum ama yok hayır sen işte ya daha kariyerinin başındasın veya işte yapman gereken çok şeyler var. Bırak ne evliliği veya ne ciddi ilişkisi falan. Hani bu tip şeyleri. Oğlum bir 30 yaşına gel de ondan sonra düşünürsün derler. Evet. Peki derler. Tuğba Özay. Allah İtalyan eşini soruyorlar. Ludovic Bey'i soruyorlar. Ludovic. Ludovic Bey'in efendim sormuşsunuz bir sürü de soru gelmiş, evlilikleri devam ediyor mu, hatta şey diyen bile var, kağıt üzerinde bir evlilik miydi, formalite miydi diye yazmışlar. Şimdi bir reklama gidelim, reklamlardan sonra bu soruları sana formalite sorayım. Formalite! Filaj. Evet, İtalyan eşin Ludovic'le ilgili soruyorlar. Evlilikleri devam ediyor mu? Formalite bir evlilik mi? Kağıt üzerinde miydi sadece? Şeklinde devam ediyor sorular. Şimdi niye bu kağıt üzerinde mi diye soruyorlar biliyor musun? Çünkü alışmışlar insanlar böyle sürekli ilişkilerini göz önünde yaşayan, işte Instagram'dan fotoğraflar falan bunları paylaşan çok alıştıkları için ben onlara biraz sıra dışı geliyorum. Söylüyorum da yani açık açık ben hoşlanmıyorum. İlk günden beri 6 yıl oldu. İlk günden beri böyle hani vıç falan böyle fotoğraflar vermeyi sevmiyorum. Yakışıklı bir İtalyan ama. Aklın kalmıyor mu Tuğba? Eşin orada sen burada. Güveniyor musun yani? Güveniyorum. Sonuna kadar güveniyorum hem de yani öyle bir. Güzel İtalyan kadınlarına rağmen güveniyorsun. Güzel bir Türk kadını var yani onun da karşısında. Aa, güzel. Çoluk çocuğa karışmayı düşünüyor musunuz? Yok ya. Ben de o kadar hemen direkt yok. Şimdi kararı vermiş. Yani şu an için ben ona çok hazır hissetmiyorum kendimi Gülşen ya. O çok biraz önemli. Da kendim böyle kendimi çocuk gibi hissediyorum belki de. Yani çocuk yaparsam ama ben bir anda büyüyeceğim. Kocaman kadın olacağım gibi geliyor. Bir ara o düşünce vardı. Çocuk yapayım falan. Görüyorum arkadaşlar, eş dost, herkes iki çocuk sahibi oluyor falan. Şimdi o duygudan biraz uzaklaşıyor muyum ne bilmiyorum. Yani
Şu an öyle bir hissiyat içinde değilim ama sokaktaki Ayşe teyzeye kadar yani gelip hadi ne zaman çocuk yapıyorsun diyorum ki teyze sen mi bakacaksın? İçimdeki çocuğu büyütüyorum deseydim. Şu anda içimdeki çocuğu büyütmekle meşgul. Tuğba'cığım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Harikaydınız. Süperdi. Sizleri de çok özlemişim. İran'dan, Irak'tan, Adana'dan bize her tweetler geliyor. Herkesten çok sevdiklerini. Biz de onlara selamlarımızı var. Teşekkür ediyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Sözü sana bırakıyoruz. Evet, sen bir şey söyleyeceksin. O zaman herkes kendine iyi baksın diyelim de bir şöyle bir Ahmet Kaya şarkısıyla biraz eko alalım lütfen. öncelikle herkese iyi hafta sonları efendim. Hı. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme. Su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme. Su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme. Su akar yatağını bulur.